Şimdi bir tablo verilmiş. Tabii buradaki ABC sayıları 3 basamaklı sayılarmış. 3 basamaklı olarak ele alacağız. Şunu demiş, A'nın alabileceği en küçük değer 242'dir denmiş. Şu boyalı olan kısımlar A'nın asal çarpanlarıymış. Yani A'nın asal çarpanları sadece 2 ve 11. Tabii bunların kuvvetleri de olabilir. Yani bir tane 2, bir tane 11 olmak zorunda değil. Bizim A sayımız 2'nin bir kuvvetiyle hangisi olduğunu bilmiyoruz. Mesela P'inci kuvveti olsun, 11'in de K'inci kuvveti olsun. Bu şekilde imiş. Buradan ortaya çıkacak en küçük değer 242 diyor. 242. Başka sayılar bulmayı da deneyebiliriz. Ya da 242'yi çarpanlarına ayırmayı da deneyebiliriz. Eğer 242'yi biz çarpanlarına ayırsaydık, bu şekilde verilmiş. Bu sayı 11'e bölünür. Şöyle artı eksi artı eksi şeklinde yazınca birbirine eşit çıkıyor. Bu 11 çarpı 2 kez var. 2 yazarsak diğeri de 2 olacak. O halde 11 çarpı 22 gibi yazılabilir bu sayı. Bu da 11 çarpı 11 çarpı 2, 11'in karesi çarpı 2. Yani bizim sayılarımızdan yazılabilmiş. Ama acaba bu şekilde yazılabilecek en küçük sayı mı? Şimdi şöyle olsaydı, şu 11 yanlış yazdık buraya. 11'in karesi olacak. Şimdi şöyle olsaydı, şimdi biri 11, diğeri 2'nin kuvvetleri şeklinde olacağı için 2'nin karesi, kübü vesaire olabilir. Mesela burası 2'nin kübü olsa 8, 11, 88. 2'nin dördüncü kuvvetini düşünelim. 2 üzeri 4 çarpı 11'in birinci kuvveti olsa 2 üzeri 4, 16 çarpı 11. Bunları çarpsak bu 176 olabilir. Bu şekilde yazdığımız zaman 3 basamaklı olarak alabileceği en küçük değer 176 olur A sayısının. Yani şu 242 olmaz. Yani doğru çarpanlardan meydana gelmiş ama 2 ve 11'den meydana gelmiş ama en küçükleri değil. Daha küçüğü var. Sadece 2 ve 11'den meydana gelen. Bu yanlış o zaman. Bunu attık. Aslında şuna bakmaya hiç gerek yoktu. Şimdi ikinciye gelelim. B sayısına. B sayısı 3 ve 5'lerden meydana gelecek. Yani 3'ün herhangi bir kuvveti, sonra 5'in herhangi bir kuvveti. B'nin alabileceği en büyük değer 675 diyor. Yine 675'i tabii parçalamayı düşünebiliriz ama 675 ya da parçalayalım. Bakalım. Şimdi bu 25'e bölsek ya da zaten 3 ve 5'lerden meydana gelecek. 3'e bölelim bunu. 225 yapar. 3'e bölsek. Çarpı 3. 225 de 15'in karesi zaten. Yani 15'in karesi, 3'ün karesi, 5'in karesi, bir tane de 3. Bu da şöyle olmuş. 3'ün kübü çarpı 5'in karesi şeklinde yazılmış. Şimdi biz bundan daha büyüğünü elde edebilecek miyiz? Onu bulmaya çalışalım. Sadece 3 ve 5'lerden meydana gelmiş. Yani bu şu sayılardan meydana gelmiş. O açıdan sorun yok. Ama bu şekildeki en büyük sayımı, daha büyüğünü elde edebilir miyiz? Biz yanına bir tane daha 3 koysak zaten bu 4 basamaklı oluyor. 3'ü aşıyor. Ama şunu yapabiliriz. Belki 5'i bir küçültürüz. Buradaki 3'ü bir artırırız. Öyle deneyelim. Mesela 3 üzeri 4 çarpı 5'i denemeliyiz. 5'in karesini yazarsak olmayacak. 3'ün dördüncü kuvveti 81 çarpı 5, 405. Bu küçük oldu. Biz daha büyük arıyoruz. Bir de 3'ün beşinci kuvvetini düşünün. 3'ün beşinci kuvveti yapsak şurayı. Bu da 81 çarpı 3 olacak. Az önce 81 olmuştu. 81 çarpı 3 çarpı 5. Bu 243 çarpı 5, 4 basamaklı oluyor. Demek ki biz şundan daha büyüğünü yazamayacağız. Yani 4 basamaklı olacak. Demek ki bu ifade doğru. Bu doğru. Buna gelelim. C'nin alabileceği 8 farklı değer vardır demiş. Şimdi bizim C sayımız 2 ve 7'lerden meydana gelecek. C sayısı 2'nin kuvvetleri, 2'nin işte a'ncı, aynısı değil ama şöyle aynı şeyi kullanalım. 7 üzeri b diyorum. 2 ve 7'lerden meydana gelecek. Bir kere sayımızı 3 basamaklı yapmalıyız. 2 çarpı 7 14 falan diyemeyiz yani. Düşünelim. Bu 7 olarak kalsa, şu 8 olsa olmaz. 16 olsa, mesela 16 çarpı 7 desek biz C sayısına.
bir küçülteyim. Bu kaç olur? 112. Şimdi bu olur 3 basamaklı. Sonra biz bunu 2 ile çarparak hep ilerletebiliriz. Farklı farklı sayılar buluruz. Bunun 2 katı, şu 2 katını bulalım. 224, bu da olur. 2 ile çarpıyorum. 448, bu da olur. 2 ile bir daha çarpıyorum. 896, bu da olur. Başka çarpamayız 2 ile çünkü artık aşıyor. 3 basamaklı olmuyor artık, 4 basamak. Ama bu sadece 7'li olanları. Belki de 7'nin karesi olacaktı burası. Onları da düşünmeliyiz. Şimdi 7'nin karesi olanları ele alalım. Böyle 16 çarpı 7 gibi değil de belki de bizim C sayımız şu 49 olacak. 2 ile çarpınca 3 basamaklı olamıyor. Demek ki 8 ile çarpacağız bunu. Şöyle en az 8 ile çarpmalıyız. 4 ile çarpınca ya 4 ile çarpabiliriz. 2 ile olmuyor ama 4 ile çarpabiliriz. Yani şuraya 2 yazarsak, buraya 2 yazarsam 2 çarpı 49 bu 98 yapar. 3 basamaklı olmuyor. O yüzden en az buraya bir 4 yazmamız lazım. 4 yazsak biz 3 yazamayız. 2 ve 7'leri kullanacağız sadece. Sadece 2 ve 7'leri kullanacağız. Bizim 160, 196. C'miz 196 olabilir. Bunları da şimdi yine 2'lerle çarparak ilerletebiliriz. Çünkü yanına 2 koyabiliriz. İstersek 7 de koyabiliriz ama onu daha sonra ele alırız. Şimdi yanına bir tane 2 yazsak 300. Evet. Şöyle direkt çarpalım. 2 ile çarpıyorum. 2 kere 6 12. Elde var 1. 2 kere 9 18. 1 de burada. 19. 1 kere 2 2. 1. 392. Yanlış bulmadıysak. Şimdi devam edelim. Bunu bir kez daha 2 ile çarparız. 2 kere 2 4. 2 kere 9 18. Elde var 1. 2 kere 3 6. 1 de burada var 7. Başka çarpamayız. Ama yine atlamayalım. Bu 49 olarak almıştık ama 7'nin kübü de olabilir burası. Onu da göz önünde bulunduralım. C sayımız şöyle de olabilir. 7'nin kübü 49'un 7'nin kübünü yazıyorum buraya. Bu da 2 çarpı şurası 343. 2 ile çarpınca 6, 2 kere 4, 8, 2 kere 3, 6. 686 olabilir. Bunun 2 katı olmayacak. Biz bir tane 2 koymamız gerektiği için yanına ilk sayımız bu olacak. 343 değil ilk sayımız. İlk sayımız bu. 8 tane var. Şu da doğru olacak. Bu da doğru. 2 ve 3 doğru.